Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi siz değerli izleyicilerimizin ve tüm inananların üzerine olsun. Kıymetli seyircilerimiz, Eskişehir İl Müftülüğü ve STV tarafından hazırlanan Gönül Ufku programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü program konuğumuz Eskişehir İl Müftüsü Sayın Bekir Gerek hocamız. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz, hoş şeref bulduk. Verdiniz. Teşekkür ederim. Afiyettesiniz inşallah. Hamdolsun Mevla'ya. Rabbim afiyetten ayırmasın. Değerli izleyicilerimiz, bugün kıymetli il müftümüzle konuşacağımız konumuz İslam'da sağlık, temizlik ve helal gıda. Kıymetli hocam, gündemimizde de örtüşen bir konu. İslam'ın bakış açısını sizden duymak, dinlemek istiyoruz. İslam'da hocam, günümüzde bir salgın hastalıkla karşı karşıyayız. Bir pandemik durum söz konusu. Dünyada bununla karşı karşıya. Herkesin birinci gündemi koronavirüs. Bunun da birinci olayı sağlığı korumak. Sağlıkla ilgili. İslam'da sağlıkla ilgili genel olarak neler söylenir hocam? Bununla başlarsak sonra devam edelim inşallah. Çok teşekkür ederim. Öncelikle yaratan, yaşatan, bizlere sağlık, sıhhat ve afiyet veren, nimetiyle donatan Rabbimize hamdü sena olsun. Salat ve selamlarımız sevgili peygamberimizin, tüm peygamberlerin, peygamberimizin, ehli beytinin, ashabının, şühedanın ve yolundan gidenlerin üzerine olsun. Amin. Diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Sizin de ifade ettiğiniz üzere bugün dünyada gerçekten olağanüstü bir durum var. Dünyada Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti. Yani sağlık alanında bir tehlikenin var olduğunu ilan etti. Tüm dünya harekete geçti. Gözle görülmeyen, mikroskoplarla görülen yeni bir virüs var. COVID-19 deniyor. Evet. Koronavirüs deniyor. Yani bu tip virüsler geçmişte de çıkmış. Bu yeni bir virüs. Evet. Henüz tam tedavisi olmayan, aşısı olmayan, insandan insana çok hızlı bir şekilde bulaşabilen, bulaştığında da dirençleri zayıf olanları, güçsüz olanları kısa bir sürede vefatına sebep olan maalesef bir hastalık. Böyle bir hastalık vardır. Ama şunu unutmamalıyız ki öncelikle her derdin bir devası vardır. Her hastalığın mutlaka bir şifası vardır. Bize düşen görev öncelikle hasta olmamak için tedbir almak, sonra da hastalıkla mücadele etmek, pes etmemek, bunun için bilim adamlarının ilaç üretmesi, aşı üretmesi, bunun için de çalışma yapması, devlet adamlarının bunlara destek vermesi, halkın bilim adamlarının söylemiş olduğu bununla ilgili mücadeledeki kurallara uyması gerekmektedir. Bu çok önemli. Üç saç ayağı. Bunu yerine getirmek gerekir. Demek ki devlet adamlarımıza, demek ki sağlık çalışanlarımıza ya da bilim adamlarımıza bu anlamda ve halka görevler düşmektedir. Hamdolsun bunun her birerlerinin tüm dünyada ama özellikle ülkemizde çok ciddi bir şekilde gayret gösterildiği, tedbirler alındığı, çalışıldığı da büyük bir memnuniyet vericidir. Bu girişle ben tüm halkımıza, tüm insanlığa Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet diliyorum. Rabbim her türlü felaketlerden emin eylesin. Tüm insanlığa sağlık ve afiyet diliyorum. Çünkü bundan etkilenen sadece insanlar değil, hayvanlar da etkileniyor. İnsan bakamayınca hayvan aç kalıyor. İnsan olmayınca toprak tohumsuz kalıyor. İnsan olmayınca sular başıboş akıyor gibi. Evet.
Bu bakımdan sağlık, afiyet çok önemli. Kanuni Sultan Süleyman olmaya cihanda bir nefes sıhhat gibi diyerek bunu ifade etmiştir. Yani dünyada sağlıklı alacağımız bir nefes aslında dünyanın her şeyine değer. Evet. Bu kadar önemli, bu kadar kıymetli. En büyük devlet hele, o demiş. Evet, hele bir de düşün ki bu virüs akciğeri perişan ediyor, karaciğeri perişan ediyor, nefes aldırmıyor. Boğuyor seni, adeta boğuyor. Bu kadar tehlikeli bir şey. İslam bu konuda ne der diye derseniz, öncelikle İslam koruyucu, sağlığı koruyucu tedbirlere öncelikle önem verir. Sağlığın korunmasına önem verir. Koruyucu tedbirlere önem verir. Sonra da tedavi olmamızı önem verir, tedavi olmamızı. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Bismillah ve in ta'uddu nimetallahi la tuhsuha. Siz kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız buyurur. Yani sağlığınızı, sıhhatinizi bozacak davranışlardan, yaşam biçiminden uzak durun diyor. Sağlığınızı tehlike açacak yaşam biçiminden uzak durun diyor. Peygamberimiz de buna dikkat çekmek üzere buyuruyor ki ni'metan mağbubun fihima kesirun minen nas es-sıhhatu vel-ferah. İki nimet, iki çok önemli nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetten gafildirler. Bunlardan birisi sağlık, sıhhat, diğeri de boş vakittir diyor. Çok önemli bir husus. Sağlık kadar bir nimet var mı? Sağlık olmayınca ibadet olmuyor. Sağlık olmayınca çalışma olmuyor. Sağlık olmayınca yeme içme düzgün olmuyor. Sağlık olmayınca hayattan tat ve lezzet alınmıyor. Bakımdan iki önemli nimet. Birisi efendim sağlık, bir diğeri de boş vakittir diyor Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Evet hocam. Kıymetli hocam, peki bu sağlıklı bir hayatın sürdürebilmesi için bizler neler yapmalıyız? Nasıl bir hayat yaşamalıyız? Az önce aslında bunu kısaca ifade ettim. Evet. Bir defa daha tekrar etmek gerekirse öncelikle sağlığımızın korunması önemli. Koruyucu hekimlik. Sağlığımızı korumak çok önemli. İkincisi de eğer herhangi bir hastalığa düçar olduksa peşin olarak teslim olmak çok önemli. Tedavi olma, tedavi yollarını arama, tedavi yollarını bulma ve tedavi olmaktır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa buyuruyorlar ki İğtenim hamsen kable hams. Beş şey gelip çatmadan önce beş şeyin kıymetini biliniz. Beş şeyden ikincisi ve sıhhatke kable sakamik diyor. Size hastalıklar gelmeden önce sağlığınızın kıymetini biliniz. Sağlığınızı koruyunuz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla baktığımız zaman bunlardan birincisi sağlığın korunması, ikincisi de hastalıkların tedavi olması. Sağlığın korunması deyince aklımıza temizlik gelir. Sağlığın korunması deyince aklımıza dengeli beslenme gelir. Sağlığın korunması deyince aklımıza sağlığa zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak durmak, bulaşıcı hastalıklardan uzak durmak gerekir. Efendim ikincisi de hastalığın tedavisi deyince iki türlüdür bu. Birincisi bedeni hastalıklarımızın tedavisi, ikincisi de ruhi temizliklerin tedavisi akla gelmektedir. Bu iki şey çok önemlidir. Koruyucu hekimlik,
ve tedavi olmak. Evet. Kıymetli hocam, şimdi tek tek saydınız. Sağlığın korunmasının yollarını, temizlik dediniz. Helal gıda, temiz gıdalar dediniz. Öncelikli olarak temizlikten bahsetmek gerekirse hocam, yani İslam'ın temizliğe verdiği önem kuşkusuz çok büyük. Bu konuda neler söylersiniz? Çok teşekkür ederim. Evet, hakikaten temizlik konusu. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa buyuruyor ki, "Büniyet dinu alen nezafe." Din temizlik üzerine kurulmuştur. Bu çok önemli. Bakın, bu cümleyi hiç unutmayacağız. Din temizlik üzerine kurulmuştur. Devamında da hadisin "Et-tuhuru şatrul iman." Temizlik, efendim, imanın yarısıdır. "En-nezafetu minel iman." Temizlik imandandır. Diğer ifadeyle bir mümin temiz olmak, temizlik kurallarına riayet etmek zorundadır diyor. Bu dini aynı zamanda bir görevdir. İnsani bir görev, sosyal bir görev ama dini bir görevdir. Yüce Rabbimiz bize böylesine temizliğe çok dikkat eden, tertemiz olan bir yerden bahseder, bir yer halkından bahseder. Burası efendim Medine'ye 4 kilometre uzaklıkta olan yer, Kuba halkı. Rabbimiz buyuruyor ki fihi ricalun yuhibbuna en yetetahharu vallahu yuhibbul mutahhirin. Ayet çok güzel. Böyle bize çok önemli mesajlar veriyor. Orada yani Kuba'da temizlenmeyi çok sevenler vardır. Temizle son derece dikkat ve riayet ederler. Temizliğin imandan olduğunu, temizliğin imanın yarısı olduğunu bilen, anlayan ve temizliğin tüm kurallarına çok dikkat eden orada bir halk var diyor. Devamında da "Vallahu yuhibbul mutahhirin." Allah çok çok temizlenenleri, temizliğe son derece dikkat edenleri sever buyurmaktadır. Bu ayet-i kerime gerçekten İslam'da temizliğin önemini bize vurgulamaktadır. Ama bunun ötesinde bakın, bu genel anlamda bir temizlik olarak ifade edebiliriz. Ama bunun ötesindeki bazı temizlikten bahsetmemiz gerekirse, mesela namaz kılacağız. Namazın şartlarından birisi, yani namaza durmadan önce uymamız gereken, yerine getirmemiz gereken şartlar vardır. Nedir o? Hadesten taharet ve necasetten taharettir. Yani namaz kılacak olan kimsenin elbisesinin, evet, secde ettiği yerin, çoraplarının, mekanın tertemiz olması gerekiyor. Orada görünen bir pisliğin olmaması gerekiyor. İkincisi de hadesten taharet. Deminki ifade ettiğim necasetten, görülen kirlerden. Evet. Görülmeyen kirlerden. Mesela elimize baktığımız zaman şöyle, elimizde bir kir gözükmüyor. Ama kir gözükmediği halde Allah diyor ki burayı yine temizleyeceksin diyor. Yani ne diyor? Abdest alacaksın, evet, diyor. Abdest ya da boy abdest alacaksın diyor. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilâs salâti fâgsilû vücûhekum ve eydiyekum ilel merâfik. Sonunda diyor ki مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَا يُرِيدُ لِيُطَحِّرَكُمْ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Maide suresi 9. 90. ayet bu. Bu ayeti kerimeyi mutlaka çok okumalıyız. Evet. Ayeti kerimede diyor ki Rabbimiz, ey iman edenler, namaz için kalktığınız zaman abdest alın. Yani önce elinizi, kolunuzu dirseklerle beraber, bakın
ta burada bir şey var. Sadece elimiz gözüküyor ama elimizden buradan yukarıya doğru da bir şey gidebilir. Buradan aşağıya temizleyin. Sonra yüzünüzü tertemiz yapın. Sonra başınızı meshederek her zaman yıkamayabilirsiniz. Saçımız var çünkü. Yine temizleyin. Kulaklarınızı, boynunuzu, görünen yer. Bir de ayaklarınızı tertemiz yıkayın diyor. Şimdi tıp doktorları temizliği anlatıyorlar. El yıkamayı anlatıyorlar, evet, daha doğrusu. Ben onu söyleyecektim çok hocam. Enteresan yani, bir yani, evet, yani şimdi dinliyoruz. Özellikle ellerinizi, el ağzınızı ve burnunuzu onu da anlatıyor. Böyle yapmayın. Evet. Öncelikle yani yaparken hilallemek. Elinizi, evet, önce içini diyor böyle. Evet. Sonra dış tarafına. Dıştan böyle yapın diyor. Mesela bu parmakların uçlarını da bu şekilde. Bu Peygamberimiz, evet, Hazreti Muhammed Mustafa'nın bize el yıkama usulüdür. Evet. Hiçbir yerde yok iken Allah Resulü bu abdest ayetinden sonra abdesti nasıl alacağını ona kim öğretti? Ona da Cibril Emin öğretti. Bütün bunlar vahye dayanan şeylerdir. Tertemiz, güzelce, iyice. Eskiden şimdiki gibi çeşmeler yoktu. Peygamberimiz diyor ki büyük kaplardan abdest alın. Önce elinizi tertemiz yıkayın. Evet. Ondan sonra elinizi daldırarak efendim yıkayın diyor. Bugün çeşmeler var. Mesela bugünkü çeşmelerde fotoselli çeşmeler İslam'a daha uygun. Değil mi? Evet. Niye? Çünkü tasarrufun ötesinde, hayır, tasarrufun ötesinde en çok kir nerede kalıyor? İnsan gözüyle göremediği mikroplar var. Kirli elle dokunduğunda, evet, orada kir kalıyor, mikrop kalıyor, orada virüs kalabiliyor. Ama fotoselli dokunmuyorsun oraya, elin daha temiz kalıyor. Evet. Çok güzel. Şimdi burada temizlik deyince abdest. Bunu yıkayın diyor. Sonra ve in kuntum cünüben fattaharu diyor. Eğer cünüpseniz, büyük abdest gerekmişse boy abdesti alın diyor. Ayetin devamında diyor ki Cenab-ı Allah size abdest alın derken ya da boy abdesti alın derken size herhangi bir zorluk çıkarmak için demiyor bunu diyor. Yani siz bunu, Allah bize ağır yük yüklüyor. Bize bir zorluk, bize bir meşakkat, bize bir sıkıntı çektirmek için bunu emretti demeyin diyor. Ya? Hayır diyor. Size ben abdest alın diyorsam günde 5 defa ya da boy abdesti gerektiğinde boy abdest alın diyorsam ki haftada bir gün en kötü ihtimalle boy abdesti almak yani duş etmek, duş almak bugün tabirle nedir? Sünnettir cuma günleri. Genel temizlik yapmak. Diyorsam bununla diyor sizi tertemiz yapmak istiyorum. Hem maddi temizliğinizi tertemiz hem de manevi temizliğinizi tertemiz yapmak istiyorum. Ve üzerinizdeki nimetlerimi de hatırlatmak istiyorum. Bugün anlaşıldı ki temizlikten, el temizliğinden, ağız temizliğinden, burun temizliğinden daha büyük bir nimet var mı? Yok. Yok. Oldu, anlaşıldı. Evet. Böyle diyor. Sizin üzerinizdeki nimetimi ben tamamlamak istiyorum. Sadece benim sizden istediğim bir şey var. Bütün bunları size, bak bu kurtuluş yollarını, sağlık yollarını, güzel yolları gösteriyorum. Sizden istediğim tek bir şey var. Nedir o? Bana şükretmeniz diyor. Nimetin sahibinin ben olduğumu bilmeniz, bu nimeti verenin Allah olduğunu bilmeniz ve bana şükretmeniz diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Evet, temizlik deyince aklımıza bunlar var. Sonra elbise temizlikleri var. Allah Kur'an'da ya beni Adem huzu ziynetekum inde kulli mescid. Ey Ademoğulları, siz mescide camiye, bugün mescide camiye gitmiyoruz ama buradaki yarın gideriz inşallah. Evet, bugün böyle inşallah. Geçici bir şeydir bu. Tabii ki. Siz diyor topluma çıkacağınız zaman, önemli olan buradaki mescitten kastım birisi de toplumdur. Çünkü cami, mescit toplayan, bir araya getirendir. Evet. Ey iman edenler, ey Ademoğulları, siz mescide, topluma çıkacağınız zaman en temiz, en güzel elbiselerinizi giyerek topluma çıkın diyor. Evet. Kimseye üstünüzden, başınızdan bir şey bulaştırmayın diyor. Evet. Bu da çok müthiş bir şey. İslam'ın
ne mükemmel bir din olduğu, en son din olduğu, efendim ahirete kadar insanlığın ihtiyacına cevap verecek bir din olduğunu sadece de buradan dahi anlarız. Yine temizlik noktasında bu anlamda şunu da söylemem lazım ki Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa bize şunu öğütlüyor. Diyor ki yemek yemeden önce ağzınızı, elinizi güzelce yıkayın diyor. Yemek yedikten sonra da yıkayın diyor. Bu da çok önemli. Şimdi tavsiye edilen o şiddetle. Evet. Şimdi bir şey daha söylüyor. O da mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fıtrat beştir diyor. Bu fıtratın bir tanesi de sünnet olmak, fıtratın bir tanesi de haftalık olarak vücut temizliği yapmak, evet, fazla kılların giderilmesini sağlamak diyor. Mikrobun üremesini önlemektir diyor. Yine Peygamberimiz diyor ki uykudan uyandığınız zaman yapacağınız ilk iş diyor elinizi yıkamak diyor. Çünkü diyor gece elinizle nereye dokunduğunuzu siz bilemezsiniz. Niye elinizi yıkayın diyor. Bakın el temizliği. Tüm sağlığın başı el, ağız ve burun temizliği. Göz temizliği, yüz temizliği yani. Çünkü virüs, koronavirüsün ağız gibi gözden de gideceği söyleniyor. Vücudun kapıları bunlar. Vücuda evet, giriş sağlıyorlar. Çünkü buradan solunum yolları var. Evet. Bir yerde birleşiyor. Ondan sonra akciğere doğru ya da mideye doğru gidiyor. Evet. Böyle bir ayrışım yeri var. Bu da gösteriyor ki sağlığın korunmasında temizlik çok önemli. Yüce dinimiz İslam da bunu emretmektedir. Evet. Kıymetli hocam, yine sağlığın korunmasının bir başka yolu da dengeli beslenme dediniz. Bu konuyla ilgili dinimiz neler söylemektedir? Evet, tabii ki dengeli beslenme konusu. Orada müsaade buyursanız bir iki cümle daha ifade etmek istiyorum. Şeyle buyurun, alakalı. Temizlikle alakalı. Bu ağız temizliğiyle ilgili, evet, çok kısa bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi ağız temizliğinde Peygamberimiz bize mübalağa yapmıştır. Aşırıla gitmiştir diyelim. Yani daha net bir ifade. Ne demek yani? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken abdestlerde oruçlu değilsek ağzımıza bol su 3 defa alıp boğaza kadar çalkalayıp geri çıkarmamızı, burnumuza 3 defa genzimize kadar istinşah dediğimiz bol su alıp geri çıkarmamızı istiyor ama bir şey daha söylüyor. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu da yeterli görmüyor. Levle en eşukka ala ümmeti ev alen nas lemertuhum bisivaki ma kulli sala. Ümmetimi veya insanları zora sokmaktan endişe etmeseydim onları her namaz vaktinde misvakla dişlerini temizlemesini emrederdim diyor. Misvak o günkü fırça. Bugün fırçalar var. Buradaki kasıt bir ağaçtan yapılan değil, alettir o. Ağız temizliğinde sadece ağzımızı çalkalamanın yetmeyeceğini, aynı zamanda Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa fırçalamamız gerektiğini bize söylüyor. Bu da yine bakın ağzımızı çalkaladık, bol su içtik, mideye götürdük. Dişlerimize karabilecek virüsleri diş fırçasıyla ve macunla onu da yine imha etmeye çalıştık. Bu neyi ifade eder bize? Bu bize ağız temizliğinin, dinin ağız temizliğine verdiği önemi ifade eder. Bu anlamda Peygamberimiz diyor ki, bunun için diyor ki, Es-sivâkü mataratun lilfemi merdâhtun lirabbi. Yani dişleri fırçalamak, dişleri tertemiz yapmak, ağız temizliği yapmak, efendim ağzı temizlediği gibi Cenab-ı Allah'ın rızasını da kazandırır diyor. Yani Allah'ın rızasını kazandırmanın yollarının birisi ağız temizliğine çok dikkat etmekten geçiyor. Dengeli beslenmeye gelince, evet şimdi bu
şeyle alakalı bir defa daha vurgu yaparak dengeli beslenmeye geçelim. Koronavirüsten korunmanın yolları deniyor. Bir, elini temiz tutacaksın. İki, ağzını temiz tutacaksın. Elini ağzına götürmeyeceksin. Evet. Üç, elinle burnunla oynamayacaksın. Evet. Burnunu temiz tutacaksın, evet, diyor. Sosyal mesafeyi koruyacaksın. Evet. Diyorlar. Ona da geleceğiz. Evet. Bunu yaptık. Şimdi bunun ötesinde ama dengeli beslenme konusu. Şimdi oraya gelelim bu anlamda. Evet hocam. Dengeli beslenme bugün bakıldığı zaman obezite olanların da virüsler karşısında daha çabuk yenik düştükleri görülüyor. Evet. Dengesizlik, dengesiz beslenme neyi çağrıştırıyor? Vücuttaki direncin düşmesini çağrıştırıyor. Direnç düşüyor. Bu bakımdan bizim dinimiz İslam, az önce okuduğum bir ayet vardı. Ayetin devamını okumak istiyorum. Bismillah. Ya beni Adem, huzu zinetekum inde kulli mescidin ve kulu veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Ey Adem oğulları, her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah müsrifleri, israf edenleri sevmez buyuruyor. Şimdi Allah burada bize dengeli yiyip içmemizi istiyor. Onun için Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam midenin üçe bölünmesi gerektiğini, üçte birinin gıda ile, üçte birinin su ile, üçte birinin de hava teneffüs edecek şekilde kalması gerektiğini, acıkmadıkça sofraya oturulmaması gerektiğini ve sofraya oturulunca da doymadan kalkılması gerektiği tavsiye edilmiştir. Bu tavsiyeyi de Medine'ye doktorluk, hekimlik yapmak üzere gelen bir insan günlerce hatta aylarca kalır ama bir tane hasta gelmez. Hikmetini sorar Peygamberimize. O da der ki benim ümmetim az önce ifade ettiğim bunlara riayet ettiği için hasta olmaz der. Bu konuda şeyden hastalıklardan korunmanın ya da sağlığı korunmanın önemli yollarından bir tanesi dengeli beslenme, obezite olmaktan uzak durmak ve kalkmak diye uzak durmak diye ifade edebiliriz. Evet. Kıymetli hocam az önce sağlığı korumanın yollarından bahsederken, abdesti anlatırken necasetten taharet dediniz. Yani namaz kılacağımız yerin temiz olması dediniz. Bunu daha da genele yayarsak, çevre temizliği de herhalde sağlığı korumanın yollarından biri olsa gerek. Bu konuda neler söylersiniz? Çok teşekkür ederim. Gerçekten İslam dinimiz, yüce dinimiz çevre temizliğine çok daha büyük önem vermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin kendi evinin önünü temizlemesini istemiştir. Bizim temiz olmamız yetmez. Çevre kirliyse bizi de kirletir. Bugün maske kullanıyoruz. Eldiven kullanıyoruz. Değil mi? Evet. Düşen bize bir görev vardır. Maskeyi kullanmayı bitirdiğimizde ya da eldiveni kullanmayı bitirdiğimizde bunu kapalı kutulara, uygun yerlere atmasını bileceğiz. Evet. Ya da tıbbi atık olarak değerlendiriliyor değil mi hocam? Evet, tıbbi atık olarak değerlendirmek lazım. Ya da sokakları, çarşıları elimize geçirdiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz kabuklu şeylerle atmamak ya da yere tükürmemek gerekir. Eskiden batılı seyyahlar Osmanlı topraklarını, Türk topraklarını, Anadolu topraklarını gezerken hatıralarını anlattıklarında yere tükürüğün görülmediği ülke. Müslümanların hiç yere tükürmediğini, çevreye tükürmediklerini anlatır, ifade edilir. Bu da çok önemli bir konudur. Bu bakımdan evlerimizin temiz olması, özellikle günümüzde hijyen şartlarının sadece elimizin, yüzümüzün değil, elbisemizin, evlerimizin temiz olması. Deniyor ki bu efendim koronavirüsten korunma yollarından temizlik
maddesiyle, dezenfekte maddeleriyle tuvaletlerin, elle tutulan yerlerin, çeşmelerin, kapıların, kollarının sık sık dezenfekte edilmesi gerektiği söyleniyor. Bu çok önemli. Sokağımızı da böyle tutmalıyız. Bindiğimiz tramvayı da böyle tutmalıyız. Bindiğimiz araçları da böyle tutmalıyız. Çevre temizliği de çok önemlidir. Bununla ilgili aslında pek çok ayetler var. Allah diyor ki kısaca dengeyi bozmayın diyor. Evet. Duanın dengesini bozmayın diyor. Burada çevre temizliğinden aynı zamanda duanın dengesini korumak, ağaçları kesmemek, yeşillikleri korumak, bu da çok önemli bir husus. Evet. Kıymetli hocam, şimdi yine gündemimiz koronavirüs olduğu için televizyonlarda sürekli değerli bilim insanlarımızın konuşmalarını dinliyoruz. Sık sık şunu duyuyoruz. Sigara ve alkol kullananların bu koronavirüsten daha çok etkilendiği söyleniyor. Bu bağlamda temiz ve helal gıdanın önemi hakkında neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Gerçekten bu da önemli bir konu. Şimdi en çok anlaşılan bu koronavirüse karşı zayıf düşenler arasında alkol kullananlar, sigara kullananlar, daha hızlı yenik düştüğü ifade ediliyor. Şimdi bu anlamda وَلَا تُلْغُوا بِيَيْدِيكُمْ اِلَى تَحْلُكَ konuşmamızın başında okuduğum bir ayeti kerime vardı. Neydi ayeti kerime? Kendi elinizle kendi kendinizi tehlikeye atmayın. Evet. Geniş anlamlı bir ayeti kerimedir. Yani Cenab-ı Allah diyor ki ben size sağlık verdim, sıhhat verdim, afiyet verdim. Helal rızık verdim. Helal yiyecek ve içecek verdim. Sizin için helal olan yiyecekler ve içecekler yeterlidir diyor. Ve bize şöyle hitap ediyor. Ya eyyühellezine amenü külü min tayyibati ma razaknakum veşkuru lillahi in kuntum iyyahu tabudun. Ey iman edenler, size vermiş olduğum helal ve temiz olan rızıklardan yiyiniz buyuruyor. Efendim, Allah'a şükrediniz eğer gerçekten ona iman edip ibadet yapıyorsanız buyuruyor. Mesela yine hurrimet aleyküm meytetü veddemü ve lahmul hinzir ve meuhille li gayrillah bihi ilahilaya. Allah size efendim besmelesiz ölmüş hayvanların, besmelesiz kesilmiş veya ölmüş hayvanların etleri, efendim kan, domuz eti, Allah'ın adının dışında kesilen hayvanların etleri haram kılındı diyor. Haram kılındı diyor. Bu var. Sonra yine Yüce Rabbimiz başka bir ayet-i kerimede ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysuru vel ensabu vel ezlamu ricsu min amelis şeytan feştenibuhu leallekum tuflihun. Ey iman edenler, her türlü alkollü içkiler, içecekler, kumar oyunları, şans oyunları şeytanın pisliklerindendir. Bunlardan kaçının ki felaha eresiniz diyor. Şimdi öyleyse bu ayeti özellikle helal gıda ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerime var. Hem peygamberlere hitap ediyor, hem insanlara hitap ediyor, hem iman edenlere hitap ediyor. Bunların her birisi vardır. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ diyor ki sana soruyorlar neler helal kılındı? De ki onlara temiz olan şeyler helal kılındı diyor. Bugün hakikaten bir takım hastalıkların Allah'ın helal kılmadığı gıdalardan, yiyeceklerden geçtiği kesin. Ya da helal kılınmayan içeceklerin zarar verdiği kesin. Evet. Bugün sigaranın akciğere zarar verdiği doğru. Sigara akciğere gerçekten çok zarar veriyor. Akciğerin fonksiyonunu düşürüyor zaten. Bir de virüs gelince üstüne daha da zayıflıyor. İşi bitiriveriyor, alıp götürüyor. Ya da alkollü içkiler
ne yapıyor? Alkollü içkiler de aynı bunun gibi karaciğere zarar veriyor, akciğere zarar veriyor, tansiyon, insanlarda tansiyona sebebiyet veriyor, obezite tansiyona sebep veriyor. Bütün bunlar ne oluyor? Efendim yine virüsler karşısında ölenlerin çoğu kalp hastası ve tansiyon, evet, şeker gibi hususlar. Bunlar da yer almaktadır. Alıp götürüyor. Öyleyse öyleyse sorduğun sorunun cevabını özetlemek gerekirse yüce dinimiz bize yetecek kadar helal temiz rızıkları vermiştir. Temiz içecekleri sunmuştur. Bize düşen, sağlığımızı korumak istiyorsak helal ve temiz gıdalarla gıdalanmalıyız. Helal ve temiz yiyecekleri yemeli, helal içecekleri içmeliyiz. Nitekim başka bir hadiste Peygamberimiz tüm kötülüklerin anası, tüm hastalıkların anası alkollü içeceklerdir buyuruyor. Alkollü içeceklerden ve buna benzeyen hususlardan kaçınarak sağlığımızı korumamız gereklidir. Çünkü sağlık bize Allah'ın bir emanetidir. Kıyamet gününde insanoğlu hesap sorulurken cismini nasıl yıprattığını, sağlığını nasıl koruyup korumadığının hesabını da soracaktır. Çünkü sağlık bize emanettir. Kıymet Hocam, şimdi yine gündemimizde biz toplum olarak kaynaşmayı sever, birbirimize sarılmayı, tokalaşmayı, musafayı seven bir milletiz. Bu noktada samimi bir milletiz, toplumuz. Fakat bu koronavirüs günlerinde sosyal izolasyonun çok önemli olduğu Sayın Bakanımız, devlet büyüklerimiz tarafından, bilim insanları tarafından sürekli bize telkin edilmekte. Bu manada sosyal mesafeyi korumak adına neler söylersiniz hocam? Şimdi dinimiz salgın hastalıklarla ilgili kuralları bundan 1500 sene önce söylemiş. Peygamberimizin bizatihi bu konuda sözleri vardır. Hazreti Ömer Efendimiz bir defasında Filistin, Ürdün, Şam'a doğru hareket eder. Şam'a doğru yaklaştığında orada kendisini Şam valisi karşılar. Der ki şurada, şu köyde, bu şehirde bir veba hastalığı var. Her gün yüzlerce insan bu hastalıktan insanlar telef oluyor der. Dolayısıyla bunu bilgi verince Hazreti Ömer o şehre girmekten vazgeçer. Bu sefer der ki ey müminlerin devlet başkanı, siz oraya girseniz ne olur ki? Siz Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsunuz der. O da der ki hayır, Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyorum. Zira Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa şöyle buyurdu der. Onu bir başka sahabi kendisine hatırlar hadisi. Bir yerde salgın hastalık olduğunu görürseniz o salgın hastalığa yakalanan insanların dışarıya çıkmasına izin vermeyiniz. Evet. Dışarıdan gelen insanların da oraya girmesine izin vermeyiniz der. Ona efendim bunları muhafaza etme, birbirini etkileşimi yaptırmak üzere kullanılan bir ifade vardır. O ifadenin adı karantinadır, karantini alma. Dolayısıyla şimdi öncelikle dinimiz karantinaya önem vermektedir. Bu bir. İkincisi, bu bağlama baktığımız zaman günümüzdeki koronavirüsle dikkate aldığımızda evet normal şartlarda musafaha yapmak sünnettir. Kucaklaşmak sünnettir. Ama Hazreti Ömer'in, Efendimiz'in uygulamasında, Peygamberimiz'in ikazında olduğu gibi bugün tıp adamları diyorsa, eğer bir hastalık nefes yoluyla karşı tarafa geçiyor diyorsa bunu dikkate almazsa kul hakkına sahip, kul hakkını geçirmiş oluruz. Bu bir insan hakkıdır, kul hakkıdır diye ifadeyle. Kul hakkı hesabı verilemeyen haktır.
Ta ki kul hakkında kimin hakkına tecavüz etmezsek, o helal ederse olur, etmezse olmaz. Bu çok önemlidir. Onun için az önce verdiğimiz örnekte alimler der ki, karantinayı ta o zaman, karantinayı Hazreti Peygamber uygulamış. Evet. Karantinayla ilgili sözlerini söylemiş. Hazreti Ömer Efendimiz uygulamış bunu. Kabudan önce sağlık gelir der. Önce sağlık, sonra kamu. Evet. Önce sağlık hizmeti, sonra kamu hizmeti. Evet. Çünkü sağlıkla insan yaşar. İnsan yaşat ki devlet yaşasın. Değil mi? Evet hocam. Bizim felsefemiz bu. Evet. İnsanı yaşat. Onun için sağlık. Bu bakımdan koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Kesinlikle. Efendim, kimlere evden çıkılmasın deniyorsa evden çıkmayacağız. Evde de uyulması gereken kural varsa ona da uyacağız. Musafahayı geçici bir süreyi tehir edip gönül selamı vereceğiz. Selamlaşmamız böyle olacak. Ziyaretleşmekten çok artık telefonlarla hal hatır soracağız. Muhtaç olanlara da koronavirüs tedbirini, alınan tedbirleri bozmadan o hizmeti yerine getirmeye çalışacağız. Bu hususlara özellikle bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Maske takılacaksa maske takmamız, evet, ellerimizin temizliği ve diğer temizliğimize dikkat ve riayet etmemiz gerekmektedir. Evet. Kıymetli hocam, bulaşıcı bir hastalık olan koronavirüsle mücadele noktasında büyük bir risk altında olan sağlık çalışanlarımız var. Bu büyük riske rağmen çok büyük çalışmalara, çok büyük hizmetlere imza atıyorlar. Büyük destanlar yazıyorlar. Kendilerinden Allah razı olsun. Allah gayret kuvvet versin inşallah. Bu noktada hocam, İslam'ın bilim insanı yetiştirme noktasında, sağlık çalışanı yetiştirme noktasında bakış açısı nedir? Ya da onlar bu riskin karşısında neyi elde ediyorlar? Evet, yani mükafatı nedir? Evet. Bir insanı kurtarmanın... Öncelikle tüm sağlık çalışanlarımızı, evet, hekimlerimizi kutluyorum. Benim oğlum da hekim. Öyle, evet. Ve o da gece gündüz çalışıyor, mücadele ediyor. Eşi, çocuğu bir yerde, kendisi başka bir yerde gayret sarf ediyor, mücadele ediyor. Öncelikle her alanda bilim adamı yetiştirmek farzdır. Buna farz-ı kifaya diyoruz. Ama bilim adamı o ülkenin ihtiyacına cevap vermezse farz-ı ayindir. Tıpkı namaz kılmak gibi farz-ı ayindir. O ülke insanı ne yapacak? Bilim adamı yetiştirecek. Ya da devlet demişse birine gel çalışacaksın, insanların hayatı tehlikede demişse gidip çalışması farzdır. Bunu bir ibadet olarak yapacağız. Bunu bir sevap, mükafat, bunu bir insanlık borcu, bunu bir ilmimizin zekatı olarak göreceğiz. Bu önemli bir husustur. Evet. Hamdolsun çok yetişmiş bilim adamlarımız var. Onlarla gurur duyuyoruz. Çok fedakar sağlık çalışanlarımız var. Onlarla iftihar ediyoruz. Allah onlara sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Amin. Burada iki konuyu, onlara iki müjde vermek istiyorum ben. Bu müjdeden bir tanesi, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir kimse bir mümin kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da kıyamet gününde onların ihtiyacını giderir buyuruyor. Bugün hasta olan insanların ihtiyacı tedavi olmaktır. O tedavide hayatını ortaya koyarak onu tedavi ederse, Allah da kıyamet gününde inşallah, kıyamet gününde onun sıkıntılarını giderecektir, cennetiyle müşerref edecektir inşallah. Peygamber Efendimiz'in şehitlerle ilgili sözleri var. Bu bir de oraya da ifade edeyim. Bugün koronavirüsten dolayı vefat edenler var. Bu bir salgın hastalıktır. Salgın hastalıktan dolayı vefat edenlerin hükmü şehit olduğunu ifade eder. Yeter ki imanımız olsun, yeter ki Allah'a samimi güvenimiz olsun, yönelmemiz olsun. Bu tip salgın hastalıklardan tüm tedbirleri aldıktan sonra ya da sağlık çalışanları özellikle bu mücadele verirken böyle bir hastalığa düçar olursa, vefat edecek olsa dahi onlar hükmen şehittir inşallah.
Böyle bir müjde vardır. Bir diğer husus da Rabbimiz diyor ki وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Her kim bir insanı kurtarırsa, yaşatırsa bütün insanlığı kurtarmış ve yaşatmış gibi Allah ona sevap verir diyor. Bu da çok önemli bir husustur. Evet. Bu bakımdan sağlık çalışanlarımıza Allah kolaylık versin. Amin. Onlar çok büyük sevap alıyorlar. Çok büyük mükafat alıyorlar. Allah onların bu çalışmaların karşılığını hem dünyada sağlık, sıhhat ve afiyet vererek hem de ahirette efendim rızasını ile muamele edip cennetine koyarak mükafatlandırsın diye dua ediyoruz. Mehmet Hocam, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son bir soru daha sormak istiyorum. Programımızın başında bahsetmiştiniz. Maddi sağlık, bir de manevi sağlık diye. Şu anda tabii maddi sağlıkla ilgili İslam bakış açısını anlattınız. Manevi sağlıkla ilgili de çok kısa olarak sormak istiyorum. Şu anda evlerimizdeyiz. 65 yaş üstü evlerinde, 20 yaş altı evlerinde, çalışma zorunluluğu olmayanların dışındakiler yine evlerinde. Camilerimiz, okullarımız, sosyal mekanlarımız kapalı. Bu bizde tabii bir ruhi bunalım da oluşturabilir. Bu noktada biz ruh sağlığımızı korumak adına neler yapabiliriz? Çok teşekkür ederim. Evet, ruhumuzu korumanın birinci yolu imandır. Eğer imanın varsa ümitsizlik yoktur. Bu çok önemlidir. İman bizi güç, kuvvet ve kudret sahibi olan Allah'la buluşturuyor, ümit sahibi yapıyor, geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. Evet. Bu bir. İkincisi Allah'a güvenimizdir, tevekkül sahibi olmaktır. Tevekkül sahibi olmak için tembel tembel yatmak demek değildir. Şartlarına, tüm kurallara uyarak, örneğin koronavirüsle ilgili bilim adamlarının söylediği tüm tedbirlere riayet ediyorum. Ama çalışmam lazım. Evet. Devlet dairesinde işim yürümesi lazım. Evet. Devlet müsaade ediyor, fabrikada üretim yapılması lazım. Tabii ki. Ticaretin yürümesi lazım. İnsanların gıda ihtiyacı var. Bunu yapmam lazım. Tüm tedbirleri aldıktan sonra ne olur demeden Allah'a tevekkül ederek işimizi yapmamız lazım. Evet. Bu da çok önemli. Bu bilim adamlarının bu dediklerini yerine getirerek bu da bizi ne yapar? Rahatlatır. Sonra üçüncüsü de başımıza gelen olaylar karşısında sabırlı olmamız gerekir. Bir diğer husus da efendim Rabbimizle zaman zaman buluşmamız gerekir. Yani namaz, evet. Yani abdest, evet. Yani Kur'an, yani zikir, evet. Yani dua, hayır hasenat, iyilik yapmak, birine yardımcı olmak, paylaşmak gibi hususlar. Bütün bunlar bizi stresten, korkudan, üzüntüden uzak tutar. İnşallah. O da bizim yaşama bilinci. Bizde ümit aşılar bize. Bunlara da dikkat ve riayet etmemiz gerekmektedir. Evet. Kıymetli Hocam, programımızın sonuna geldik. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Gündeme ederiz. Uygun, güncel konulara değindiniz. Rabbim inşallah en güzel tedbirleri almayı bizlere nasip etsin. Amin. Bir an evvel şu memleketimizi, dünyayı bu musibetten kurtarsın. İnşallah. Cenab-ı Allah'tan herkese sağlık diliyorum, afiyet diliyorum, güzellikler diliyorum. Ve sağlık ordumuza da hem başarılar diliyorum hem de Allah onları ve hepimizi korusun diyorum. Amin. Bu kötülüklere karşı inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Kıymetli izleyiciler, bugünkü program konuğumuz Eskişehir İl Müftüsü Sayın Bekir Gerek hocamızdı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programda daha görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.